değerli izleyiciler, Yüz Yüze Entbol'un yeni bölümünde konuğumuz Yalı Kabak Spor'un yıldız sporcusu Fatma Gül Sakızcan. Fatma Gül, programımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yalı Kabak Spor'da geçen sezon ligi 3. sırada tamamladınız. Evet. Geçen sezon nasıl geçti? Senin için nasıl geçti? Ben Yalı Kabak'a devre arasında transfer oldum. Kastamonu'dan geldim. Benim geldiğim süreye kadar arkadaşlarım takımı zaten çok güzel getirmişlerdi. Benden sonra da playoff'a kadar olan süreyi çok iyi tamamladık. Ligi 3. sırada bitirdik. Daha sonrasında pandemiden dolayı maalesef lig bitirme kararı aldılar ve ligi 3. sırada tamamladık. Her şey gayet güzeldi. Daha güzeli olabilirdi ama nasip bu kadarmış. Pandemi sporcular olarak sizi nasıl etkiledi peki? Ya tabii ki biz çünkü planlamayı işte lig bitecek ve playoff'a göre hazırlamıştık. Lig erken bitirebilince playoff süresi oynanmadı ve ligi 3'ünü bitirdik. Biz Yalı Kabak'ta pandemi işte bitti bitecek diye hazırlıklarımızı hiç bırakmadık. Haziran ayına kadar devam ettik. Biz şanslıydık ki Yalı Kabak gibi bir yerdeydik. Çok fazla insan yoktu. Vaka sayısı çok fazla değildi. Tesisimiz bizim için çok uygundu. Sporumuza devam ettik. Sürekli aktif haldeydik. Yani çok çok kötü geçti diyemem açıkçası. Ama tabii ki gönül isterdik ki handball içinde olalım. Öyle ligi playoff oynayıp bitirelim. Ama güzeldi bizim için. Şimdi gelelim birdenbire en başa. Manisa'nın Turgut ilçesinden çıktın, geldin Üsküdar'a. Evet. O zamanlardan biraz bahseder misin? Ben Manisa'nın Turgut ilçesinde handball'a başladım. Okulumuzda handball takımı vardı ve öğretmenlerimiz Abdullah Köybulan ve Ergun Erbay okulda gerçekten çok iyi bir sistem oluşturmuşlardı. Okulun tabiri caizse bütün kızları handball takımına giriyordu. Ben handball takımına girmek için gerçekten çok can attım. Ve bir süre sonra takıma dahil oldum. Bu böyle ilerledi. Lise hayatı gelince İstanbul'a geldim. Mülayim Yalçın Hoca'nın takımına. O zamanlar çok heyecanlıydı. Küçük bir kasabadan yani metropol bir şehre geldim. İşte handball olarak çok daha ileri düzeyde bir şehre geldim. Her şey çok farklıydı benim için. Şanslıymışım ki çok güzel ilerledi. O zamanın heyecanını hala hissedebiliyorum üzerimde. Mülayim Yalçın Hoca için neler söylersin? Yani, üzerinde mutlaka bir etkisi vardır. Kesinlikle çok büyük etkisi var. Yani sporcuların hayatında antrenörlerin gerçekten dokunuşlarının çok büyük etkisi var ve Mülayim Yalçın Hoca'nın benim üzerimde etkisi çoktur. Handball'a bakış açım, handball disiplinimi ondan aldım diyebilirim. Ona sonsuz teşekkürler ediyorum. Doğa Koleji'nde top oynadın. Sonrasında sanıyorum emniyet gücüne geçtiniz. İstanbul'a geldiğimizde emniyet gücündeydik. Çengelköy Lisesi olarak gelmiştik. Daha sonra Doğa Koleji bir projeyle geldi Mülayim Yalçın hocamıza. Ondan sonra emniyet gücü ve Doğa Koleji birlikte devam ettirdik. Emniyet gücüyle Süper Lig'de oynadık kendi yaş grubumuzla. Tecrübesi çok güzel maçlardı bizim için. Daha sonra Üsküdar Belediyesi'ne geçtik. Altyapı olarak Üsküdar Belediyesi'ne çıktık. Öyle devam ettik. Üsküdar Belediyesi'ndeki zamanlar nasıl geçti peki? Üsküdar Belediyesi ilk A takım deneyimim. Ablalarla ilk oynadığım zaman o zamandı. Tecrübesi çok farklıydı. O insanlarla oynamak, onların bilgilerinden faydalanmak biz gençler için çok önemliydi. Keşke o zamanları geri alsak. Her şey çok daha güzel olabilirdi. Çok mutlu bir süreçti. Üsküdar bizim evimiz gibiydi. Çünkü altyapısından çıkmıştık. Üsküdar'da oynamak güzeldi. Ama şimdi yine Yeliz ablalarla beraber aynı şekilde top oynuyorsun. Kesinlikle. Yine aynı şanstayım ki handball için, Türk handballı için önemli olan insanlarla aynı takımdayım. Tecrübelerinden hala faydalanabiliyorum. Bu konuda şanslıyım. Üsküdar'da şampiyonluk yaşamıştın diye biliyorum ama yanlış evet, biliyorum. Evet. Yaşadık. Yani Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadık ve ligde ikinci bitirmiştik. Challenge Kupası'nda çeyrek finali oynamıştık. Güzel bir süreçti bizim için. Tecrübesi çok güzel maçlardı. Üsküdar Belediyesi'nde Türkiye Kupası'nı kaldırdın. Sonrasında Kastamonu'ya geçtin ve orada şampiyonluk geçtin. Önce Ardeşen maceran var tabii. O şampiyonluk kupasını kaldırmak nasıl bir duyguydu? Tabii ki çok güzel bir duyguydu. Çünkü koskoca 10 aylık bir süreci şampiyon olarak taçlandırılıyor. Bunun ödülü çok güzeldi. Ben o zaman ufak bir talihsizlik yaşamıştım. Sakattım. Takımın çok yanında değildim bir süreç ve kupa kaldıklarında yanında değildim. Ama uzaktan bile o heyecanı yaşamak çok güzeldi. Çünkü 10 aylık bir sürenin sonucunda gelen güzellikti. Ben de en az takım arkadaşlarım kadar yaşamıştım.
Umarım önümüzdeki yıllarda da yine tekrar nasip olur o kupayı kaldırmak. Umarız Yalı Kavak Spor'a da şampiyonluk olsun, Türkiye Kupası şampiyonluk olsun. Güzel, Avrupa'da da güzel başarılar yaşarsınız. Umarım. Bunun için çok çalışıyoruz gerçekten. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Yani aslında pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye artık ayrılıyor boş zamanlarımız. Çünkü normal süreçte işte dışarı çıkayım, gezeyim, yürüyüş yapayım, işte alışveriş yapayım. Gerçekten sinemaya gideyim, hoşlanan bir insanım, konserdir falan. Ama şimdi maalesef pandemiden dolayı biraz kendimizi geri plana atmak zorundayız. Şimdi olabildiğince sakin alanları tercih edip orada işte müzik dinleyeyim, işte yürüyüş yapayım. Deniz, Yalıkavak'ta şanslı eski denizimiz var. Denizin karşısında oturup kitabımı okuyayım gibi etkinliklerde bulunuyorum tabii. Peki sinemayı sevdiğini ne belirttin? En sevdiğin film hangisiydi ya da takip ettiğin diziler hangileri? Olabildiğince dizi izliyorum, film de izliyorum. En sevdiğim dizi La Casa de Papel. Film olarak da Not Seni Seviyorum diyebilirim birazcık. Peki La Casa de Papel'den en sevdiğin karakter hangisi? Profesör. Profesör. Kesinlikle. Onun dışında kitap okumayı sevdiğini söyledin. En çok sevdiğin, sende en çok iz bırakan kitap hangisiydi? Güzel soru. Birçok kitap vardır tabii. Birçok kitap var, evet. Zülfü Livaneli okumayı seviyorum. Peyami Safa okumayı seviyorum. Yani şu an isim olarak gerçekten hangi birini sayabileceğimi düşünmüyorum. Hani hangisini saymalıyım. Şu anki takımında Yalıkavak Spor'da en iyi kimlerle anlaşıyorsun? En yakın arkadaşın kim? Takımda gerçekten takımın içinde arkadaşlarımız çok ileri düzeyde, nazar değmesin. Herkese çok iyi anlaşıyor. Kimseyle bir problemim yok. Kendi yaş grubumla biraz daha iyi anlaşıyorum diyebilirim. Kafa yapılarımız daha uygun. Kübra Yılmaz. Artık Kübra Yılmaz oldu kendisi. Onunla güzel zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda işte büyüklerimiz Yeliz ablalar, Yasemin ablayla zaman geçirmekten hoşlanıyorum. Üsküdar'dayken, Kastamonu'dayken oralarda en sevdiğin kişi kimdi? En yakın arkadaşın? En yakın arkadaşım handball üzerinde Buğçe Tatçıldız. Çünkü ilkokul birinci sınıftan beri sınıf olarak, işte yer olarak hep onunla birlikteydim. Artık arkadaş olarak adlandırmıyorum zaten kendisini. Dostluk. Kardeşlik bizimkisi gerçekten. Onun dışında Kastamonu'da Ceren Demirçelen çok yakınımdır. Ya zaten handball gerçekten bir süre sonra bir araç oluyor. Elimizde kalan dostluklar ve güzel anılar. Bu konuda şanslıyım ki çok güzel arkadaşlıklarım var, anılarım var. İleride bunları hatırlayıp mutlu olacağımı düşünüyorum. Yemek yapmayı sever misin? Severim. Yaparım yani. En güzel hangi yemeği yapıyorsun? Yani kendimce her şeyi güzel yaptığımı düşünüyorum. Keşke bunu yiyenler söylese ama yani pilavımı beğendiklerini herkes söyler. Oo. Evet, güzel pilav yapıyormuşum. Dışarıdan aldığım dönütler bu. Ben zaten kendim yaptığım her şeyi yiyorum. Turgutlu'da, yani Turgutlu'nun nesi meşhur peki? Orada ne yapılır? Turgutlu'nun üzüm bağları çok meşhurdur ve sarmaları. Sarmaları. Zeytinyağlı yemekleri. Ege bölgesi olan zeytinyağlı yemekleri çok meşhur. Ama sarma bir adım önde olabilir Turgutlu için. Bir gün artık Üsküdar'a gelirsen, transfer olursan yani bilemiyorum artık. İnşallah. Yani Üsküdar'a gelmeme de gerek yok. İnşallah bir gün denk gelir getiririm seni. Eyvallah. Müzik aranması, maç öncesi motivasyon için müzik dinler misin? Evet. Yani müzik gerçekten hayatımın bir parçası. Sabah uyanıyorum, günaydın, müzik açıyorum. Gece uyuyorum, iyi geceler, müzik açıyorum. Ruh halime göre değişiyor. Ama maçtan önce ritmi yüksek müzikleri tercih ediyorum. Enerji vermesi için. Ama genelde akustik tarzı dinlerim. Handball'a başladığın zaman ilk olarak hangi pozisyonda oynadın? Sol kanat. Hep sol kanatlı sen. Hep sol kanatım. Sonra işte şimdi biraz zaman geçtikçe orta. Biraz daha ortaya yöneliyorum. Ama sen ortada da iyi oynuyorsun. Teşekkür ederim. Elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum görevimi. Handball hayatında unutamadığın bir an mutlaka vardır. Bunu bizimle paylaşır mısın? Yani unutamadığım tabii ki birçok anı var. An var. Ama en önemlisi hangisiydi sende? Hani benim içimde kalan belki de bunca zamandır. Liselerdeyken İSF'ye hazırlanıyorduk dünya şampiyonasına gitmek için. Antalya'da Antalya ile oynarken biz onu o maçı kaybettik.
Ya ama o maça öyle böyle hazırlanmamıştık. Yani aylarca işte bütün elimizden gelen her şeyi yapmıştık ve maç sonunda maçı kaybettik. Skorboard'a bakıp o maç bitiminde bence oturup işte arkadaşlarımızın, kazanan arkadaşımızın sevincini görüp zamanın nasıl yavaş ilerlediği her zaman hatırımdadır. Yani hep şampiyonluklar hatırlanır ama ben sanırım bu üzücü anıyı hatırlıyorum. O da bayağı üzücüymüş ya. Evet, gerçekten çok üzücü. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Tabii ki karşı taraf da beklenti içerisindedir ama bizim için kötü olmuştu gerçekten. Kıvanç Hoca hakkında neler söylersin? Kıvanç Hoca. Kıvanç Hoca işi konusunda gerçekten hassas ve titiz bir insan. Sağ içerisindeki Kıvanç Hoca ile sosyal hayattaki Kıvanç Hoca çok farklı. Hani sağ içinde gerçekten işine duyduğu saygı inanılmaz. Ve bu inanılmaz disiplinli bir insan sağ içinde. Ama dışarıda bizimle abi olabilecek, işte her derdimize yardımcı olabilecek bir insan. Kendisiyle çalışmak gerçekten güzel, anlayışlı bir insan. Kıvanç Hoca ile çalıştın, Serkan Hoca ile, Kadir Hocalarla beraber çalıştın, daha benim çok bilmediğim hocayla beraber çalıştın. Sen de en çok iz bırakan hangisiydi? Sen de en çok etki yaratan? Biraz zorluyorum. Zor bir soru. Yani kesinlikle dediğim gibi her antrenörün bir dokunuşu bizim üzerimizde çok büyük etkileri var. Belki o an anlamıyoruz ama hayatımızın ilerleyen dönemlerinde bunu fark edebiliyoruz. Kesinlikle hepsinin üzerimizdeki emeği çok fazla. Onlarla çalıştığım için bütün antrenörlerime çok mutluyum. Ama hayatımdaki en iz bırakan antrenör, beni handball'a başlatan antrenörlerim. Abdullah Köybulan ve Ergun Erbay. Sonuçta onlar sayesinde bu yola çıktık ve devamında diğer antrenörlere çalışma fırsatı buldum. Onlarla yolum kesiştiği için çok mutluyum. Son olarak Fatma Gül, seyircilere, Yalı Kavak Spor taraftarlarına ne söylemek istersin? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Handball'un içinde sizin gibi çalışan insanlarla olmak çok güzel. Kendimizi değerli hissediyoruz. Bunun gerçekten handball camiasının ihtiyacı var. Handball'un güzel olduğu, kardeşlik içinde olduğu, az sakatlık olduğu güzel bir sezon olsun. Biz Yalı Kavak ailesi olarak başarılara açız. Başarıyı getireceğimize inanıyoruz. Değerli izleyiciler, Fatma Gül Sakızcan ile olan röportajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.